Beşiktaş. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Süper Lig'de mücadele eden futbol takımıdır. 1903 yılında kurulan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Ağustos 1911'de kurulan şubesidir. Maçlarını 2012 ila 13 sezonuna kadar 32.086 kapasiteli İnönü Stadyumunda oynamıştır. 2012 ila 13 sezonu sonunda kulüp yeni stad yapım çalışmaları başlatmıştır. Armasında Ay Yıldız taşıma izni verilen 3 Türk kulübünden biridir. Yurt içi ve yurt dışında gösterdiği performansı, kazandığı kupalar ve ilkleriyle Türkiye'nin en büyük futbol kulüplerinden birisidir. Beşiktaş'ın toplamda 15 Süper Lig, 9 Türkiye Kupası ve 8 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu bulunmaktadır. Ayrıca profesyonel lig öncesi 2 kez Türkiye Futbol Şampiyonası'nda, 3 kez de Milli Küme'de şampiyon olup, tarihinde toplam 20 Türkiye şampiyonluğu yaşamıştır. Takım ayrıca, 1986 ila 1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finale çıkarak, tarihinin en iyi derecesini elde etti. 1911-1919 Kuruluş. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün faaliyetlerini hızlandırdığı ilk dönemde futbol gölgede kalmışsa da, 1910'ların sonundan itibaren kulüpteki atlet ve jimnastikçiler, futbola daha fazla ilgi duyup, kendi aralarında maçlar yapmaya başladılar. O yıllarda gençliğin ilgisi futbola kaymak üzereydi. Beşiktaş Kulübü'nün az ilerisinde Valide Çeşme ve Basiret gibi iki güçlü futbol takımı kurulmuştu. 1911 Ağustos'unda Valide Çeşme futbol takımının başkanı ve kurucusu olan Ahmet Şerafettin Bey, futbolcularıyla Beşiktaş Kulübü'ne katıldı. Beşiktaşlı gençlerin kurduğu futbol takımlarını tek bir çatı altında toplamayı amaç edinen Şeref Bey'in girişimleri sonucu, Basiret Kulübü de Beşiktaş'a katıldı. Bu şekilde futbol şubesi, resmi olarak kulüpte faaliyete başladı. İstanbul Ligleri. Cuma ve Pazar liglerinin sona ermesinden sonra, Türkiye çapında bir futbol şampiyonası düzenlenmesine karar verildi. Bu şampiyonaya katılacak takımların belirlenmesi için ise, İstanbul Ligi kuruldu. Beşiktaş, eleme usulü oynanan 1923-1924 sezonunda 3 maçı da kazanarak finale çıkıp Galatasaray ile eşleşti. 22 Ağustos 1924'te oynanan maç, tarihteki ilk Beşiktaş-Galatasaray derbisi oldu. Galatasaray'ı finalde Refik Osman ve Edip'in golleriyle 2-0 yenen Beşiktaş, bu ligin ilk şampiyonu oldu. 1956-1957 sezonunda, Türkiye Futbol Federasyonu, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmesi için bir takım belirlemek adına, Federasyon Kupası adı altında, tüm Türkiye'den takımların yer aldığı, milli küme mantığında bir ligi başlattı. Beşiktaş, 3 ön eleme maçını kazanarak İstanbul'u Galatasaray ile beraber temsil etti. Beşiktaş, ligin ilk sezonunda, 10 maçın 8'ini kazanıp, bir beraberlik ve bir mağlubiyet ile şampiyon oldu. Böylece 1957-1958 Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Ancak federasyonun Beşiktaş'ın adını göndermeyi unutması yüzünden temsil hakkını kaybetti. Federasyon Kupası'nda sonra, 1959'da Milli Lig adında son bir lig daha yapıldı. Bu lig ile beraber Profesyonel Türkiye 1. Ligi kuruldu. Ligin ikinci sezonu olan 1959-1960 sezonunda, Andrea Kutik yönetimindeki Beşiktaş şampiyon oldu. İkinci ve üçüncülüklerle geçen birkaç sezon sonrası, Yugoslav çalıştırıcı Ljubisa Spajić ile 1965-1966 ve 1966-1967 sezonlarında şampiyonluğu yakaladı. 15 yıl sonraki şampiyonluk Yugoslav Dort Milik yönetiminde geldi. 1987 yılında Başkan Süleyman Seba, kariyeri boyunca İngiltere'de çalışmış, gençliğinde Liverpool'da top koşturmuş Gordon Milne'yi göreve getirdi. Gordon Milne, iki sezon üst üste ikinci oldu. Seba'nın istikrar adına onu görevde tutması ve kaçan şampiyonlukların yarattığı hırs, 1989-1990 sezonunda şampiyonluğu getirdi. Beşiktaş, 1993-1994 sezonu ortasında teknik direktörlüğü ünlü Alman teknik adam Christoph Daum'u getirdi. İlk sezonunda, takıma Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı getiren Daum, 1994-1995 sezonunda ise, takıma 11. şampiyonluğunu yaşattı. Avrupa arenasına alışan Beşiktaş, 2000-2001 UEFA Şampiyonlar Ligi'ye katılmak için iki ön elemeyi geçti. AC Milan, Barcelona ve Leeds United'lı grupta, sonuncu olsa da 3-0'lık Barcelona galibiyeti dikkat çekti. 2010-2011 transfer döneminde ünlü futbolcular, Ricardo Quaresma, Guti, Simao, Hugo Almeida ile Fernandes'in transfer edilmesi ve ayrıca teknik direktörlüğe Mustafa Denizli'nin yerine ünlü teknik direktör, Bernd Schuster getirilmesiyle Beşiktaş, dünyaya sesini duyurdu.
2014-2015 sezonunda takımın başına Şenol Güneş'i getiren takım, çekirdek kadrosunu Mario Gomez ve eski futbolcusu Ricardo Quaresma ile güçlendirdi ve 33. haftada Osmanlıspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Ayrıca Gomez uzun yıllar sonra Beşiktaş'a gol krallığı getirirken, Joao Sosa da ligin asist kralı oldu. 2017-2018 sezonunda başta Real Madrid oyuncusu Pepe olmak üzere, Alvaro Negredo, Jermaine Lens ve Gary Medel gibi dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna dahil eden Beşiktaş, bu transferleri sosyal medyada, Come to Beşiktaş adı altında eğlenceli kısa videolarla duyurdu. Beşiktaş, o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grubunu birinci ve namağlup bitirerek, bir Türk takımının grup maçlarındaki en iyi performansını göstermiş oldu. Son 16'da ise, Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş, güçlü rakibine toplamda 8-1 yenilerek elendi. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın.